Bizler Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü olarak 11 Şubat'taki olan 3. Büyük Kongremize çalışma standımızı 5 Ocak'ta verdik ama 5 Ocak öncesi de Aralık ayında yapmış olduğumuz ilçelerdeki tarama toplantıları, bu toplantılarda halkımızın vermiş olduğu görüş, öneri ve eleştiriler doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi Ege Bölge Konferansı'nda tartışmalarla olgunlaştırarak bu süreci 5 Ocak'ta verdiğimiz startla birleştirdik. Buradaki temel amacımız bu büyük kongreye halkımızın büyük katılımını sağlayarak büyük bir coşkuyla, heyecanla, baharı büyük bir mücadele gücüyle karşılamaktır. Bu kongrede amaç edindiğimiz temel söylemlerimiz şunlardır. Birincisi, Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması. İkincisi, tek tipe ilişkin özellikle KHK'larla cezaevlerindeki, mahpuslar üzerindeki uygulanmaya çalışılan baskı üzerinde bizlerin de mutlaka bir şeyler yapması gerektiği. Üçüncüsü, bizim için sadece olağanüstü kongre değil, aynı zamanda halkımızla tekrar yeniden buluşma, onlarla tekrar yeniden hemhal olma kongresi diye bakıyoruz. Halkımızla yapmış olduğumuz toplantılarda onların da önümüzdeki sürece, mücadeleye büyük bir heyecanla, şevkle katılacağını görüyoruz. Amacımız burada büyük kongreye 3000'e aşkın kişiyle katılmak, bir arada olduğumuzu, birlikte olduğumuzu, mücadelede dayanışarak mücadele içinde yer alacağımızı göstermektir. Yine bu kongrede temel amaç faşizme karşı demokrasiyi, o halin ortadan kaldırılması, KHK'larla, baskılarla sindirilmeye çalışılan bu toplumsal muhalefeti ve partimizin gücünü tekrar göstermektir. Bizler bu süreçte Nevruz öncesinde bu kongreyi bahara büyük bir mücadele girişi olarak görmekteyiz. Bu kongrede 28 ilçede kurduğumuz komisyonlarla, ilde kurduğumuz bir koordinasyonla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerde, köylerde, ilçelerde toplantılar yaparak bu süreci halkımıza anlatmaya, onların desteğini alarak bu süreci birlikte göstermeye, karşılamaya çalışıyoruz. Kongremize hazırlanırken en temel istediğimiz konulardan biri de partimizin temel ilkelerini yeniden hatırlatmak, kolektivizmi, ortak hakkı, birlikte mücadeleyi yeniden örmek ve gündeme getirmektir. Biz bu şiarla bu kongrenin barışa, özgürlüğe, eşitliğe, adalete vesile olacağını düşünüyoruz. Kongremiz aynı zamanda partimizin yeni bir çıkışı, yeni bir hamlesi ve daha da güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanması biçiminde karşımıza çıkıyor. Yine biz bu kongrede çalışmalarımızı sürdürürken örgütlenmemizi de yeni baştan örüyoruz. Halkımızın kendi sorunlarını dinlerken bunlarla birlikte önümüzdeki sürece yönelik özellikle içte ve dışta savaşın yoğunlaştırılması, bu savaşta savaşa karşı barışı yeniden tesis etmek için halkımızda büyük bir kararlılık görüyoruz. Özellikle son dönemlerde Afrin'e yönelik oluşturulmaya çalışılan saldırı, orayı işgal etme çabalarına karşı bizler de halkımızın taleplerini, görüş ve önerilerini alarak aslında önümüzdeki sürece hazırlanıyoruz. Bu önümüzdeki kongre aslında kendi içimizde de birliğin, dayanışmanın, mücadelenin faşizme karşı bir dirilişin olacağını düşünüyoruz. Bizler 11 Şubat'taki büyük kongreye 10 Şubat akşamı İzmir'den hareket edeceğiz. Katılmak isteyen halkımızı bu kongreye davet ediyoruz. Zaten yapmış olduğumuz çalışmalarda da genel merkezimiz tarafından gönderilen davetlilere, evlere kadar giderek, onlara ileterek bütün halkımızı ve onun dostlarını kongreye davet ediyoruz. Halkımız bu kongreye katılmak isterse ilçe ve il örgütümüzle diyaloga geçerek bu kongreye katılım konusunda bilgi edinilebilir. Biz bu kongreye şimdiden barışa, demokrasiye, özgürlüğe ve güzel bir geleceğe vesile olmasını